Bakınız Ergani'li kardeşlerim az önce de ifade ettim. Dün Diyarbakır'da gerçekten tarihi bir gün yaşadık. Tam 37 yıldır ülkesinden, vatanından, topraklarından ayrı yaşamak zorunda kalan bir sanatçımız Şivan Perver bizim gayretlerimizle geldi. Kendi insanın önünde, kendi ana dilinde kendi topraklarında türkülerini, şarkılarını söyledi. Anadolu'nun bu toprakların yetiştirdiği bir başka büyük ses sanatçımızla İbrahim Tatlıses'te türküler söylediler. Onlar Diyarbakır'la hasret giderdiler. Tüm Türkiye ile hasret giderdiler. Diyarbakır'da onlarla hasret giderdi. Eminim bugün bu meydanda olan Birçoğunuz da o tarihi ana şahitlik etmek isterdiniz. Ve belki içinizde orada olanlar da vardı. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Maalesef bu ülkede birçok sanatçı dilinden, etnik kökeninden, kimliğinden dolayı hor görüldü. Dışlandı, ötekileştirildi, ülkesinden Doğup büyüdüğü topraklardan uzakta yaşamak zorunda bırakıldı. İşte bunun en son örneği Ahmet Kaya. Ahmet Kaya da beni cezaevine uğurlamıştı. Türküleriyle uğurlamıştı. Şafak sökerken diyerek uğurlamıştı. Ve benim de tabii dünyamda onun o vefası özel bir yere sahip. Ahmet Kaya maalesef ömrünün son nemlerinde duygusal olarak kaldıramayacağı yoğun bir baskıya maruz kaldı. Vatanından uzakta, gurbette son nefesini verdi. Ahmet Kaya'nın suçu neydi? Bunu kendi şarkısında söylüyordu aslında. Ne diyordu? Diyarbakırlıymış. Adı Bahtiyar. Suçu saz kalmak, saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Evet. Ahmet Kaya'nın suçu saz çalmaktı. Gönül telinden geçenleri sazının teliyle söylemesiydi. Ama işte bakın Türkiye artık değişiyor. Yeni Türkiye'de kimse dilinden, dininden, mezhebinden, etnik kimliğinden ötürü horlanmıyor. Dışlanmıyor. Ötekileştirilmiyor. Türkiye bütün renklerine, bütün unsurlarına, bütün kimliklerine eşit olarak sahip çıkıyor. Herkese birinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Ergani'nin yetiştirdiği büyük şair Sezai Karakoç'un her zaman vurguladığı gibi Dicle ve Fırat Kendi mecrasında Kendi yatağında Özgürce akıyor artık Dicle ve Fırat Medine'den İstanbul'a kadar uzanan Geniş kültür coğrafyamızda Kendi değerleriyle Kendi rengiyle Kendi özgürlüğüyle Yeniden itibarına kavuşuyor Türkiye her karış toprağıyla, 76 milyon insanıyla bir ve bütün olarak gönüllerini, yüreklerini birleştirmiş olarak son derece emin adımlarla, son derece kararlı bir şekilde geleceğe doğru yürüyor. Ne diyor artık benim Erkanideki kardeşim dün Diyarbakır'da dedikleri gibi, Bismillah de dedikleri gibi yeter artık diyor. Evet, ben Ergalide bu sesi bir daha duymak istiyorum. Yeter artık. Yeter artık. Analar çok ağladı. Babalar ağladı. Biz ne analar ağlasın, ne babalar ağlasın, ne kardeşler ağlasın istiyoruz. 11 yıl önce önümüze koyduğumuz hedeflerin birçoğuna ulaştık. Birçok hedefimizi açtık. Şu anda 2023 için koyduğumuz yüksek hedeflere doğru kararlı ve disiplinli bir şekilde ilerliyoruz. İnanıyorum ki birliğimizden taviz vermedikçe tek bir yürek halinde hep birlikte hareket edeceğiz. Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle hiçbir güç duramayacak. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. Biz hükümet olarak bu ne hedefliyoruz? Kardeşlerim, sizleri ayırt etmek sizi seviyorum. Türk'ü ne kadar seviyorsam Kürt kardeşimi de o kadar seviyorum. Laz'ı Laz da o kadar, kadar seviyorum. seviyorum. Gürcüsünü, Gürcüsünü Çerkes'ini, çerkesini Boşnağını, Roman'ını da o kadar seviyorum. Çünkü biz yaradılanı yaradan'dan ötürü seviyoruz. Bizim ülkemiz bu. Bu ilkeden hareket ediyoruz. Bizim için zenginlik değil, makam değil, mevki değildir sevginin sebebi. Sadece yaradandan ötürü sevmek. Kardeşlerim, Bismillah de söyledim. Her yerde söylüyorum. Elinde sonunda gideceğimiz yer neresi? Kara toprak. Öyle mi? Öldük. Cumhurbaşkanı da olsan, başbakan da olsan, milletvekili de olsan, bakan da olsan, trilyarder olsan, milyarder olsan, hoca efendinin musalla taşına geldiğin zaman ne diyecek? Er kişi niyetine. Adalet orada. Cumhurbaşkanı niyetine diyecek mi? Başbakan niyetine diyecek mi? Bu filanca a diyecek mi? Bu zengin diyecek mi? Her kişi niyetine diyecek. Ondan sonra iki metreküp yere gömecekler, ayrılıp gidecekler. Öyle mi? Bu dünyada hayır olarak ne yaptıysan o seninle gelecek. Ama şer olarak ne yaptıysan o da seninle gelecek. Onun için bu kubbede hoş bir sada bırakmaya mecburuz. Bu terör niye? Bu kan niye? Bu ölümler niye? Niye geldik buraya? Barış için geldik. Sevgi için geldik. Çünkü ben inanıyorum ki buradaki kardeşlerimin hepsi de bu kanın durmasını istiyor. Onun için biz çözüm süreci dedik. Yola böyle çıktık. Çözüm süreci için dağ taş demeden koşturduk, koşturuyoruz ve koşturacağız. Ve değerli kardeşlerim dün de söyledim. Söz silahtan daha etkindir. Söz silahtan daha etkindir. Sözü olan varsa silahını gömsün dedik ve yola böyle koyulsun dedik. Ama sözüne güvenmeyen neye sarılıyor? Silaha sarılıyor. İşte biz silah diyoruz göm. Bırak. Sözünle gel. Tatlı dille gel. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ergani'yi çok iyi gördüm. İnşallah önümüzdeki 10 yıl boyunca yılmadan, yorulmadan Türkiye'yi büyütmeye, kardeşliğimizi yüceltmeye, soframızdaki ekmeği çoğaltmaya devam edeceğiz.